Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dün söylediğimiz Tüpraş hisse senedi analizini yapacağız. Normal şartlarda şu anda Koç Holding'in hissesinin de bilanço geldi ama Koç'u yarın veya perşembe yapacağız. Bugün Tüpraş dedik, Tüpraş'ı yapıyoruz. Öncelikle Tüpraş'ın temel analizini yapacağız. Bilanço temel analizi, ardından grafik üstünde teknik analizini birlikte inceleyeceğiz. Haydi gelin başlayalım. Evet. Tüpraş'a baktığımız vakit betası 1.16'ya doğru çıkmış. BIST'e göre hareketlerinin daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Düşerken daha çok düşüyor, çıkarken daha çok çıkıyor. Halka açıklık oranı %49. Petrol sektörü yıldız pazarı olarak görünmekte. Cari oran 1'miş, 1.07'ye çıkmış. Güzel. Likit oran 0.60'mış, yine 0.60 hadi. Bunun biraz daha artmasını isteriz. Nakit oran 44'müş, 33'lere düşmüş. Şirketin elindeki nakitler biraz azalmış ama herhangi bir problem yok. Aktif karlılık geçen yılın aynı döneminde %1.3 iken bu sene aktif karlılık %11. Brüt esas faaliyet kar marjı 8'lerden 10.8'lere çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 6'dan 9'a çıkmış. Yıllık bazda esas faaliyet kar marjı 4'lerden 9'a gelmiş. Bak, yıllık bazda. Diğeri çeyrek bazındaydı. Yıllık bazda net kar marjı %1'miş, %5'lere kadar çıkmış. Çeyreklik bazda 5'ten 8'lere gelmiş arkadaşlar. Artış söz konusu. Öz sermaye karlılığı %8'miş, %70'e gelmiş. Maşallah iyi büyümüş. Yani geçen yıl %8 büyüyen bir Tüpraş, bu yıl %70 büyüyen bir Tüpraş karşımızda. Gayet iyi. Maliyet oranlarına bakarsak asıl vurgun burada herhalde. 7.5'muş. 2.7'ye düşmüş. Çeyreklik bazdaydı bu. Yıllık bazda 8.3'müş, 4'lere düşmüş. Yarı yarıya düşürmüş. Asıl zaten büyüme hem karlar artmış hem maliyeti azaltmış. Yani büyüme zaten o yüzden anormal şekilde gelmiş. Birazdan sektöre göre ucuzluk pahalılığa bakacağız. Hisse başı kar şu an için 55 liralarda. Tüpraş 2024-2025 gibi temettü vereceğini söylemişti. Yani bugün vermek istese, tamamını dağıtım dese 55 brütten 50 lira şey bırakır, nette bırakır gibi duruyor ama bugün öyle bir durumu yok, onu söyleyelim. PEG oranı 0.00 gelmiş, yani 0.01 diyelim biz buna, çok düşük gelmiş. Ciddi büyüme potansiyeli barındırdığını söyleyelim. ROIC oran 14'ten 100'e çıkmış. Müthiş, yani öz kaynaklarını muhteşem şekilde değerlendirdiğini zaten bilançodaki gelen büyümelerden belli, burada da sağlaması. Aktif devir hızı 1.3'lerden 1.4'lerden 2.6'lara çıkmış, çok güzel. İhracat %20'lerden %25'lere gelmiş. Stok devir hızı 8'miş, 9'lara çıkmış. Stokları daha hızlı erittiğini söyleyebiliriz dostlar. Şimdi şöyle gelin bakalım şöyle bir de buradan. Bakın çeyreklik bazda satışlar artıyor, net satışlar. Kar aynı şekilde artıyor. Ana ortaklık net dönem karı ilk başta yavaş gelse de sonradan ayak uyduruyor, artıyor. Demek ki doğru bir yönetim var. Burada da yine aynı şekilde her yılın ikinci çeyreğinin net satışları var. Şöyle biraz düzensiz geliyor ama sonradan ciddi artıyor. Bak, 2021'de 53 milyar, 2022'de 212 milyar, 4 katı. Burada da baktığımız vakitte zaten aynı şekilde kar da artıyor. Demek ki doğru yönetiliyor. Amortismanların satışların maliyetine bakarsak 0.79'dan 0.22. Bundaki düşüşü beğeniriz, severiz. Çok da güzel düşmüş. Yabancı para yükümlülük varlık tarafına bakarsak yabancı para yükümlülükleri 109 milyon TL'lerde, yabancı para varlıkları 34 milyon TL'lerde. Yabancı para tarafında açığı söz konusu yükümlülük anlamında, fakat şirketin yabancı para net pozisyonu yaklaşık 1 milyon TL civarlarında. Yabancı para net pozisyonu pozitif. Şurada gördüğünüz gibi TL bazında bunlar. Hani niye yabancı parada TL diyorsun gibi diyenler yorumda bazen çıkabiliyor. Şirketin borç durumu %83'müş. Şu anda %82'lerde. Hafif bir borçluğunda düşüş var. Bulunduğu sektörün altında bir maddi duran varlık edinimi olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. İnelim şöyle. Bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 5.03, Tüpraş 5.41. Hafif üstünde. Bulunduğu sektör piyasa değeri defter değeri 2.42, Tüpraş 2.7, hafif üzerinde. FDF Avök, petrol 4, petrol sektörü 4, Tüpraş 2.35. Asıl zaten bu şey burada. Yani 2-3 şeyin ikisinde pahalı gibi duruyor ama yani aynı noktada, ama FDF Avök da ucuz kalıyor. Fakat şunu unutmayın, PEG rasyosunda ciddi büyüme potansiyeli barındırdığını gösteriyor değerli arkadaşlar. Temettü performans tarafından en son 2019 yılında 15 TL'lik brüt bir temettü vermiş. Ondan sonra da artık şeyde vereceğiz demiş. Ne derler ona?
2024-2025 gibi temettü bekleniyor Tüpraş tarafında. İzleyeceğiz, göreceğiz. Yani ondan sonra her yıl düzenli temettüsünü ödemiş ama tabii ki belli sürede sektörün durumuna göre bırakabiliyorlar bu durumu. 2024'lerde bekleyebiliriz, 24-25. Net satışlara bakarsak 90 milyardan 309 milyar TL'ye çıkmış. Hayırlı olsun. Yanlış söylemiyorsak. Evet. Esas faaliyet kar zarar tarafı 4 milyar TL'den 28-29 milyar TL. Maşallah. Yani daha ne diyeyim. Değer yatırımcısı arkadaşlar bakarsak Piotrowski F-Score 9 gelmiş. Zaten en üst seviye 9. 9'da 9. Burada FastWeb'den baktık. En son da analizin sonucunu söyleyeceğim. FinTables'tan da karnesine bakarsak karlılık 6'da 6. Zaten söyledik. Büyüme 6'da 6. Muhteşem bir büyüme getirdiğini söyledik. Borçluluk 4'te 6. Belli noktalarda hafif borçlanması vardı demiştik. O sebepten dolayı değerli dostlar. Bir de yabancı takas analizine bakalım. Yabancılar Temmuz ayında yani 813 milyon TL'lik satış yapmış ama Ağustos'ta bunu aldıklarını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Yani sonuç olarak Tüpraş süper, muhteşem artık ne dersek o seviyede bir bilanço açıklamış. Orta uzun vadede pozitif trendin devam edeceğini, teknik tarafa da bunun yansıyacağını düşünüyorum. Şimdi haydi gelin işin tekniğine bakalım. Evet, teknik tarafta şuraları bir kapatalım öncelikle. Bir de şöyle bir şeyler açalım da bize bir fikir versin. Yani Tüpraş trendle devam ettiğini söyleyelim. Bir uyumsuzluk şurada vermiş, bir pozitif uyumsuzluk. Şurada negatif verse de şu an bunun üstüne doğru gidiyor. Trend pozitif. Özellikle şurada kısa vadede de pozitif trende geçmiş. 20'lik 50'liği yukarı kestiğini söyleyelim teknik tabir. Aşırı alım noktalarına doğru geliyor. Buralardan sonra böyle hafif bir şey bekleyebiliriz. Bugün de ciddi bir hacim olmuş ya kağıtta. Muhteşem bir hacim oluşmuş. Baksanıza yani şurada hiçbir zaman, yani en son şurada var. Ne zaman? 2020 Ağustos'ta var benzer bir şey. Bir de burada muhteşem bir hacim oluşmuş kağıtta. Bugün de doji yapmış bu sanki. Bakayım bir dakika. Mı? Evet, Tüpraş bugün doji yapmış teknik tarafta. Yarın çok önemli. Bu doji sonrası, doji sonrası. Yarın Tüpraş negatif olursa negatif trende geçtiğini anlarız. Pozitif olsa pozitif trende devam edeceğini anlarız. Yarın siz bunu bana bir Twitter'dan sorun. Yani kaçırmayalım, sizleri de bilgilendirelim dostlar. Tüpraş'ta zamanında şöyle güzel bir fibo çekmişiz. Onu silelim artık. Gerek yok. Tüpraş'a baktığımız vakit dostlar 277'nin üstünde kaldığı sürece pozitif hareketler yukarı yönlü bekleriz. Tamam mı? Destek anlamında bakarsak 291, 282, 277, 268, 265. Tamam mı? Burada önemli olan 277'yi ana noktada takip edin. 277'nin altında gelecek kapanışlar hisseyi aşağı yönlü baskılar. Bilginiz olsun. Şöyle de baktığımız vakit tekrar bir de şurada Fibonacci tarafında da bakalım. Hani 277'nin altında başka nereler var gibisinden. 277'nin altına gelirse eğer 269, 261, 253 olarak karşımıza çıkıyor. Yani şurada bir gelecek demiyorum, gelirse yani anlamında. Şurada özellikle 50 günlük ortalama 260, 260, 262 aralığında da ciddi bir destek bulabilir oralarda. Bilginiz olsun. Yani 277'yi burada takip etmekte fayda var değerli dostlar. Yani bak burada 100 günlük ortalamamız da mevcut şurası. Kaç? 254, tamam. 277'nin üstü pozitif, 277'nin altındaki destekleri sizlere saydım dostlar. Bizim alsatta ne demiş? Şurada bir al vermiş 250'lerde. Devam. Hala al tarafında devam ediyor. Twitter'dan yazdığınızda alsatta da bakarız. Şu an için pozitif trend devam ediyor dostlar. Bir de şöyle sizler için bir regresyon çekelim. Hareketin geldiği yerlerin başı. Yes. Şöyle şu kanalı güzelce kullanıyor. Gördüğünüz gibi. Tepelerde hala tepeye dememiş. Kanalın kısa vadede geleceği tepeler 350'li rakamlar. Onu söyleyeyim. Aşağılarda kısa vadede 263. Bak zaten destek demiştik. Hem de kanalın dibi. Güzel. 260'lar iyi bir destek. Yani kanalın tepelerinde 350-400 aralığı var. Bilginiz olsun ki zaten şu anda belli aracı kurumlardan da bu tarz hedefler gelmeye başladı Tüpraş için. Bilginize dostlar. Durum bu. Temel analiz muhteşem bilanço, süper bilanço, pozitif etki dedik. Teknik analizde 277'nin zamansallığa bağlı, o 277 değişir. 277'nin üstü pozitif, altı negatif dedik. Zamansallığa bağlı değişeceği için Twitter'dan yazarsanız o 277 ne olmuş ne bitmiş onu da değerlendiririz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. İyi günler hepinize.